Herkese selamlar. Fintables haftalık sohbetlere hoş geldiniz. Nasılsın? Sağ ol abim, sen nasılsın? Ben de iyiyim. Teşekkür ederim. Konularımız var. Konularımız var, Ama yoğun. bir Ama de... bu hafta ETF'leri de, borsa yatırım fonlarını da konuşacağız. Evet, yurt dışı tarafını konuşacağız. Malum son suikast girişimi veya senaryo diyelim. Kurgu Bazıları mu senaryo. sence? Bence değil ama belli olmaz. Amerika'nın bir oyunu Abi olabilir. kurgu olmasının imkanı yok bu arada bence. Yani 140 metreden kurgu planlanmaz gibi geliyor bana. Bilmiyorum ya. Bence de değil ama %001 ihtimalle olabilir. Onun dışında yine halı saha yaptık. Kısaca bunu denelim. Evet. Emrah abi buradan Emre selam abiye selam olsun. olsun, evet. İzliyor bizi, biliyorum. Makine gibi oynadı. İnanılmazdı. Emrah Lafçı şeymiş ya. Topçu çıktı yani. Abi sen şimdi Siz yenildiniz bu arada, onu da söyleyeyim. Hani yani bayağı bir farkla. sıcağı direncin daha yüksek olduğu için sen Orta Anadolu'lusun, Tokatlısın. O yüzden sıcak havada daha iyiydin. Abi çok sıcaktı hava. Yani çok alakasız bir bilgi ama olsun. ama bir gün bence kazanacaksınız, inanıyorum deyip istersen konumuza geçelim. Bir gündeme Geçelim. değinelim kısaca, sonra borsa yatırım fonlarını ETF'lere anlatacağız zaten. Değinelim. Gündem yani yine fena değil, yoğun gidiyor sayılır. Özellikle global taraf yoğun. Biraz içeride daha sakin bir dönem geçiriyoruz. Bayağıdır vergi çıkmıyor. Bayağı da böyle gelmedi. Dışarıda bayağı bir gündem var. İşte Trump'a suikast girişimi ana gündemi oluşturdu. Bunun piyasalara olan etkilerini izledik. Yine seçimlerle ilgili Biden'ın çekim dedikoduları var. Yani son dönemde çok fazla ayyuka çıktı. Yine yani ECB'nin faiz kararını aldık. Belki ona biraz değiniriz. İşte otomotiv tarafında bizim içeride bir teslimat sorunu var. Bu işte GSR düzenlemesinden kaynaklı. Bunlara değinebiliriz. Yani özellikle İstersen teslimatlardan başlayalım. Sen başlayalım. bayilerle de görüştün. Bilgin Evet. ne var? Yani bu düzenlemeden sonra kayıt ya tescil tarafında bir sıkıntı var. Bunun sistemden kaynaklı olduğunu düşünüyorlar. Ama teslimatlarda gecikme yaşanıyor. Bu aşikar. Yani benim bir tanıdığım da aynı sorundan muzdarip. Bayağı bir 10 gündür, 15 gündür neredeyse bununla uğraşıyor ve hala teslim alamadılar araçlarını. Burada işte bir otomotiv tarafı, yani sektör yetkililerinde bayağı bir bakanlıktan beklentisi var bu sorun çözümüyle ilgili. Ama Temmuz ayında pazarı bu durum etkileyebilir. Yani böyle bir sistemsel bir sıkıntı var çünkü. Yani onun haricinde istersen yine yurt dışı tarafta Aynen ya, orada da ECB'nin faiz ECB faiz sabit sabit bıraktı. tuttu. Zaten Fed'den önce başlamıştı indirim. Fed daha bir faiz indirimi yapmadı. Ama son gelen hem işsizlik tarafı hem enflasyon verisiyle beraber ABD tarafında piyasa katılımcılarının yaklaşık %95'i Eylül ayında faiz indirimi bekliyor. Bu oran geçen sonuçlar açıklandı %40'lardaymış. Dolayısıyla ciddi bir beklenti var. Zaten son Russell 2000 diye bahsettiğimiz ETF hem yükselişi hem de genel piyasaya dağılan bir yükseliş gerçekleşti. Son birkaç gündür yapay zeka tarafında Sert satışlar var. aynen bilançoların iyi gelmesine rağmen, Rağmen. beklentileri karşılamasına rağmen birkaç günlük satış oldu global tarafta, ama Trump biliyorsun Biden'a göre daha piyasa dostu olarak, yani piyasaların sevdiği bir başkan. Onun dışında Trump'ın gelmesiyle beraber enflasyonun biraz faiz düşündüğü hemen zaten mesajlar vermeye başladı. İşte faiz çok yüksek, orta gelirli problem yaşıyor, enflasyonu düşüreceğiz tarzı piyasa dostu konuşmalar yapıyor. Zaten bu son suikast girişiminden sonra da kazanacağı %100 kesinleşti deyip böyle bunu alıntıları sonra kazandıktan sonra ben demiştim. Abonelerime özel bahsetmiştim diye. Çok çok iddialı geldi çünkü. Of. Aynen, ilk kimsenin yapmadığı bir Tabii daha tespit. 15 hafta var. Daha kimsenin yapmadığı bir tespit ama Trump kazandı gibi. O yüzden piyasa dostu olduğu biliniyor. Piyasalarda bir beklenti var. Ne kadar satın alınacak belli değil ama herhalde Eylül-Ekim artık faiz indirimi yapılacak yani. Eylül'de faiz indirim beklentileri artık çok yüksek. Yani %90'ların üstünde. Yani son gelen veriler de hani artık faiz indiriminin daha da fazla konuşmasına sebep oldu. Trump tarafından bahsettin. Yani suikast girişiminden sonra gerçekten piyasalar yani seçimi Trump'ın kazanacağını fiyatlamaya başladı. Böyle büyük çip üreticilerinde ağır satışlar gelirken özellikle bu işte küçük şirketlerin izlenleri Russell 2000 endeks, sen biraz önce bahsettin. Son 5 iş gününde %11,5 artmış. Yani bu da Nisan 2020'den beri en yüksek 5 günlük kazancı işaret ediyor. Ucuz ya, yani ucuz demeyeyim de yani Geri onu derler mesela, kalmıştı. geri kalmıştı baya. Dolayısıyla dediğin gibi bir alfa yarattı hemen kısa zamanda. Özellikle Tayvan'la ilgili konuştu Trump. Yani Tayvan'ın Amerika'ya para ödemesi lazım dedi. Böyle çok popülist, böyle garip açıklamaları oluyor Trump'ın. Açıklamadan sonra TSMC ile birlikte işte bütün Nvidia, diğerleri de çok ciddi satış yedi. Yani şu anda piyasalar üstünde tek neredeyse Hakimiyet. hakim Trump, yani bütün fiyatlamaları o belirliyor. İnanılmaz demeçler veriyor bu ara. İstersen yavaş yavaş ETF'ler tarafına da geçelim, yani Russell'dan bahsetmişken. Evet ya, biz
bu global borsalara nasıl yatırım yapabiliriz aslında? Bilenler vardır, çok böyle detay konulara girmeyeceğiz ama bilmeyenler için basit, elimizden gelince basit anlatmaya çalışacağız her zamanki gibi. Ya aslında biraz şeyden oldu. Yani işte bu son dönemde Fed'in faiz indiriminin beklentisi, işte Trump'ın kazanma ihtimali, ECB'nin faiz indirimlerine erken başlaması gibi sebepler bize biraz global tarafa daha pozitif bakmaya itiyor. Biz de hani buralarda hangi yatırım opsiyonları var, nerelere bakabiliriz'i biraz Serkan'la konuşuyorduk. Hani bununla ilgili de bir şey yapalım istedik. O yüzden aslında bu borsa yatırım fonları içeriğimizin motivasyonu bu oluşturdu. Aynen. ETF olarak adlandırılıyor. İşte borsa yatırım fonu açılımı da ya Exchange Trade Funds İngilizce'de. Bildiğiniz aslında bizdeki hisse senedi yoğun fonlar gibi düşünebiliriz basitçe. Çok ETF var. Yani işte endeksi takip eden ETF'ler var. Tahvil ETF'leri var. MT ETF'leri var. Bizdeki tematik fonlar gibi işte sağlık ETF'leri, ne bileyim altın ETF'i bile var yani. Dolayısıyla çok çok fazla. Zaten bu videonun altına hani nereden bakabileceğinizi de bir link bırakacağız. Orada böyle detaylı ETF'lerin portföyleri, hangisileri taşıdığı, yönetim ücretleri, geçmiş performansları, temettü dağıtanların temettü verimlilikleri gibi çok çok fazla rakip analizleri, bayağı bir şey var. Zaten global tarafta biliyorsunuz hani bizim iç tarafta piyasalarımız ve teknolojimiz o kadar gelişmiş değil ama global tarafta hem rekabet çok çok fazla hem de bu tarz teknolojiler, veri ulaşım çok kolay. Onu paylaşacağım. İlk yönetim ücretlerinden bahsetmek istiyorum ben ETF taraflarında. Çok düşük. Aynen ya, biliyorsunuz bizim yatırım fonlarımızda %3'tü son, yanlış hatırlamıyorsam, maksimum yönetim ücreti. Herkes de onu kullanmaya gayret ediyor. Yani 2.75, 2.5, 3'ler var genelde. 2'ler de var ama az. ABD tarafında çok çok düşük. Yani %003'ler, 0.12'ler, yani 1.003'ler, 1.012'ler falan var. Dolayısıyla oradaki rekabetin aslında ne kadar fazla olduğunu görüyoruz. Burada vergilendirme kısmına değineceğiz. En son değinelim ama istersen sen de biraz bahset. Güzel başladın abi. Ben de akademi tarafına bir yazı yazdım ya. Onu da hani linkine şey koyarız videonun altına. Biraz teknik tarafı da anlatmaya çalıştım. Yani BF'lerin mantığını da anlamak gerekiyor. Aslında Serkan'ın dediği gibi bunlar hisse senedi gibi işlem gören fonlar. Çok böyle temelde böyle açıklayabiliriz. Anlık, yani günlük işlem, evet, görüyorlar. Normal bildiğimiz yatırım fonları biliyorsunuz. Yani gün sonu bir getiri verirler. Tefas'ta bunları görebiliriz. Ama BF'ler böyle anlık işlem görüyorlar. Hisse senetleri gibi. O yüzden biraz da hani alım satım daha kolay. Yani günlük alım satım daha kolay. Ama yani bir hisse senedinden farklı olarak burada bir portföy var. Yani bir portföy işlem görüyor. Serkan da söyledi, yani tahviller, kıymetli madenler, yine emtialar, endeksler. Yani bunlardan oluşuyor ETF'ler. Ve buradaki amaç aslında o endeksi taklit etmek. Yani o endeksteki şirketlerin ağırlığı nispetinde o şirketlere alım yapıyorlar. Ve bu sayede aslında bir şirkete değil de bir endekse, bir portföye yatırım yapmış oluyorsunuz. Bu arada yani çoğu böyle yurt dışı bazı kitaplar, hani işte Buffett, Munger tipi yatırımcılar da çok böyle bu işleri anlamayan insanların mutlaka endekse, yani ETF'lere yatırım yapmasını savunurlar. Yani bunu görebilir yatırımcılar. Çünkü uzun vadeli getirileri böyle standart bir yatırımcının üstündedir. Çünkü endekse yatırım yapmışsınızdır ve endeks uzun vadede yukarı yönde gider. Motivasyonu yatıyor yani bu düşüncenin altında. Vergilendirme kısmına daha mı sonra gireyim? En son geliriz oraya. Ben şeylerden bahsedeceğim. Ya işte ETF'leri nereden alabiliriz? Hem Türkiye'de var alabileceğiniz yerler. Aracı kurumlar, bazı aracı kurumlar bunu sağlıyor. Sadece yabancı borsaya hizmet veren kurumlar var. Onlar sağlıyor. Dolayısıyla burada şeyde bakmak lazım. Yurt dışından aldığınız için her kurumun işlem ücreti farklı. Orada ciddi güzel bir rekabet var ama ilk önce bence onu araştırmak lazım. Hani bilmeyenler için. Kurumlardan mutlaka, atıyorum şu an farazi $100'luk bir alım yapsanız bile ETF'ler, zaten parçalı da alabiliyorsunuz. İşte $100'luk bir alım yaptığınızda ETF'leri işlem ücretiniz ne olacak? O çok önemli. Dolayısıyla hani biz burada bir öneri yapamayız. Şuradan alın, bu kurumu kullanın diye, ama siz araştırmanızı yaparken zaten bunlar hani internetten çok kolay ulaşabilir bilgiler. Mutlaka işlem ücretini araştırmanızı öneririm. Onun dışında hani ETF'lere örnek vermek gerekirse biraz daha detay. İşte mesela Vanguard'ın VOOF ETF var. Borsa yatırım fonu. Bu mesela az önce Ali Cenk'in bahsettiği gibi S&P 500 endeksinin takip ediyor. Yani birebir endeks getirisiyle aynı. Şu demek, siz yurt dışı borsalara yatırım yapmak istiyorsunuz. İşte S&P 500 yükseleceğini düşünüyorsunuz. Direkt bu borsa yatırım fonu alabilirsiniz. Bu borsa yatırım fonunun mesela yönetim ücreti %3. Yani çok çok az. 500 milyar dolarmış bu arada Vanguard'ın, şu an baktım. İnanılmaz büyük yani. Aynen öyle. Zaten işte portföy yönetim şirketi dersek basitçe, işte Vanguard var, BlackRock var, işte iShares var, Invesco var. Bu fonlarda ciddi bir rekabet var. Yani Türkiye gibi düşünmeyin. Hani Türkiye'de biraz daha hem bizim piyasamız hem de fon piyasası daha yeni pandemi daha sonrası gelişmeye başlanıyor. İşte geçen hafta bültende sen yazmıştın FinTable
Forbes'ta, sabah attığım bültenlerde 5 milyon yatırımcı geçmişti fonlar. Yurt dışı tarafta ciddi bir potansiyel ve gelişmişlik var. Biz takip ediyoruz. Veya işte QQQ ETF var. Yine benim baktığım işte büyük sermayeli büyüme hisse senetlerini içinde bulunduruyor. Paylaşacağım linkte mesela bunun portföyüne bakabiliyorsunuz. Ben hani bu örnek olması için baktım. En büyük 3 pozisyonu Apple, Amazon ve Nvidia. Dolayısıyla hani bu şirketleri zaten biliyorsunuz. Kullandığımız, okuduğumuz haberlerde takip ettiğimiz şeyler. Dolayısıyla bu şirketlere yatırım yaptıkları için burayı tercih edebilirsiniz. %20'lik bir yönetim ücreti var. Çok çok az. Bir de mesela temettü tarafı biliyorsunuz bizde çok popüler. Seviliyor. Hisse senedi yoğun fonlarda da yavaştan çıkmaya başladı. Yanlış hatırlamıyorsam Ata Portföy son olarak çıkarmıştı veya çıkaracak. Temettü tarafına da ABD temettü hisse senedi borsa yatırım fonuna da SCHD var mesela. Bunun da yine binde altı yönetim ücreti. Çok düşük. İşte bunun paylaştığım linkte temettü verimliliğine bakabilirsiniz. Tabii temettülerde vergi var biliyorsun. Onları da araştırmak lazım. Bir de şeye değineceğim çok kısa. Bizim portföy yönetim şirketlerimizin işte Ak Yatırım'ın mesela yabancı borsalara yatırım yapan Türk hisse senedi yoğun fonlar var. Yani mesela AFA var. Ak Portföy Amerika yabancı hisse senedi yoğun fonu. Ya da işte herkesin bildiği teknoloji fonu var. AFT. Ak Portföy teknoloji yabancı fonu. Bu fonlar da tamamen yurt dışına yatırım yapıyor bildiğiniz gibi. Sözünü keseceğim. Russell'a yani spesifik olarak Russell'a yatırım yapanlar da var. Evet. Ata Portföy'ün yine AAS'si, Oyağan, OFS'si. Bunlar daha böyle hani Russell 2000 yani biraz önce konuştuğumuz hani daha küçük montanlı ABD şirketlerine yatırım yapan fonlar. Yani spesifik olarak oraları da fokuslananlar var. Aynen. Ya yani mesela Russell 2000'in ETF kodu IWM, IBM. Mesela siz direkt bu ETF alabilirsiniz. Amerika borsalarına hizmet veren aracı kurumlarla konuşup IBM alabilirsiniz. Veya ya ben hiç uğraşmak istemiyorum, beyanda bulunmak istemiyorum, uğraşmayayım. Mevcut bankamdan işte bu fonları alıp oraya yatırım yapıyormuş diyebilirsiniz. Vergi kısmına değinelim. Vergi tarafında da istersen sen bahset biraz. Vergi kısmına ben gireyim abi. Biraz böyle şey, ya çok kompleks değil ama biraz böyle çetrefilli bir vergilendirme yapısı var. Bir kere burada stopaj yok. Yani bizim normal yatırım fonlarında bildiğimiz stopaj yok. Fakat bir beyan zorunluluğu var. Yani evet, yıllık beyanname verirken buradaki kazançlarınızı, değer artışlarınızı veya temettü gelirlerinizi beyan etmeniz gerekiyor. Normalde böyle bir limit vardı. Burada şuraya kadar beyan, yani beyan etmenize gerek yok şeklinde bir limit vardı 2023'e kadar. Fakat en azından değer artışları kısmında burası kalktı. Temettüde hala bir limit var. Oraya geleceğim. Fakat şöyle bir hikaye var. Vergi ödemeniz için bir kere bunu satmanız gerekiyor. Yani satmadan aslında bir vergi yok. Bu bir avantaj. Yani 10 sene tuttuysanız da eğer bunu elinizden çıkarmalıysanız bir vergi yükümlülüğünüz yok. Çok bilinen bir konu değil ama mesela bu da ilginç. TÜİK'in yayınladığı yurt içi ifeye göre alış maliyetinizi arttırabiliyorsunuz. Yani evet, tuttuğunuz süre boyunca eğer bir süre dahilinde tuttuysanız ve bunun yurt içi üfe oranı %10'dan yüksekse bu maliyetinizi düşürebiliyorsunuz. Bu mesela çok bilinen bir şey değil ve bunu bilmeyenler daha yüksek vergi ödüyorlarmış. Ya değer artış kazancınızı düşürebilirsiniz. Evet, aynen öyle. Endeksliyorsunuz maliyetinizi. Endeksleme işlemi yaparken işte elde etmiş olduğunuz kazanç Türk lirasına çeviriyorsunuz. Sonrasında işte bunu yıllık olarak beyan ediyorsunuz. İşte %10 hikayesini anlattım. İşte TL karşılığı alış bedelini arttırıyorsunuz ki gereksiz vergi ödemiyorsunuz bu sayede. Alış bedeli ve satış bedelini alım satım tarihindeki kurlardan TL'ye çeviriyorsunuz ve çıkan farkın vergisini hesaplıyorsunuz. Şimdi buradaki vergi biliyorsunuz %15 ile %40 arasında değişiyor gelir, evet, vergisi. Bu tamamen elde ettiğiniz gelirin yüksekliğine göre değişiyor. Yani 110 bin liradan başlıyor, yukarı doğru gidiyor. Burada ilginç bir konu var. Bu çok bilinmiyor. Zarar etseniz bile eğer kur arttıysa vergi ödeyebiliyorsunuz. Yani buna da dikkat etmeleri gerekiyor. Yani orada bir kur şoku, yani bir kur hareketi yaşadıysak bir Türkiye'de mesela, aslında hisse senedinden veya işte ETF'den zarar etmişsiniz ama TL bazlı kazanıyorsunuz. TL bazlı bakılıyor çünkü. Yani böyle burada bu arada yurt dışında ödüyorsanız bunları matrahtan düşülebiliyor. Bunlar teknik şeyler de var. Yani bu mutlaka bir mali müşavirle veya bir profesyonelle bakılmalı. Çünkü sizin yaptığınız diğer ödediğiniz vergiler, giderler burada mahsuplaşıp belki hiç o değer kazancından vergi ödememe ihtimaliniz de var. Ama işte zaten biz beni bireysel yatırım olarak çok büyük rakamlarla yatırım yapılmadığı için burada beyana tabi, beyan ettiğinizde çok ufak miktarlarda vergiler çıkacaktır. Türkiye unuttum tarafındaki... Unuttum, çok özür dilerim. Temettü tarafını söylemeyi, aynen, unuttum. Burada temettü ve faiz hikayesi biraz daha farklı. Burada elde edilen temettü ve faiz gelirleri 2024 yılı için 13.000 TL'ye kadar beyan zorunluluğu yok. Yani 13.000 TL'ye kadar elde ettiğiniz gelirleri beyan etmiyorsunuz. Ama geri kalan kısımlar biraz önce bahsettiğim bu işte yurt içi üfeli arındırma hikayesi benzer. Temettüde de ekstra vergi var temettü gelirinde. Evet. Dolayısıyla benim kendi düşüncem temettü ETF'ine, borsa yatırım fonuna yatırım yapacağıma
temettü vermeyenlere yatırmak daha mantıklı. Çünkü temettü geliri arttıkça vergi verme ihtimali yükseliyor. Yani bir yerden sonra en azından en son toplu değer artış kazancından vergi vermek daha mantıklı. Bizim ülkemizde hizmet veren yabancı fonlar ise biliyorsun %10 stopaj var. Aha. Dolayısıyla yani siz bu yabancı fonu aldığınızda stopaj %10 tabi. Onun için herhangi bir beyan yapma zorunluluğunuz yok. Ama burada dişli yönetim ücreti var. O yüzden bileşik getiri hesaplarken bunlara dikkat etmek lazım. Şimdi yönetim ücretleri %2,5-3'ler ilk baktığınızda çok yüksek gözükmüyor ama bileşik getiriyi cidden etkileyen şeyler. Dolayısıyla bizdeki yabancı fonlarında aktif yönetildiğine mutlaka bakmak lazım. Yönetim ücretlerine mutlaka bakmak lazım. O yüzden hani ETF mi alayım, yabancı fon mu alayım, bizim işte AK Portföy'ün veya işte Yapı Kredi Yatırım'ın onlara mı alayım derseniz o hani sizin inisiyatifinize kalmış, iyice bir araştırmak lazım. Ya spesifik olarak belki bir endeksin böyle hani hareketine inanıyorlarsa belki ETF düşünülebilir ama daha böyle hani uzun vadeli daha böyle bir hisse senedi hikayesine yatırım yapılıyorsa belki fon tarafı daha mantıklı olacaktır. Tabii ki bu yani kişiden kişiye değişir. Biz böyle hepsine biraz değinelim istedik. Aynen. Şimdi son şeyi de söyleyeyim mesela. Yabancı fonları, bizim TEFAS açık yabancı fonları en yüksek getiriye ulaşan mesela %31 ile İş Portföy'ün yabancı hisse senedi fonu var. TMG. Ondan sonra AK Portföy geliyor. Daha sonra yine AK Portföy'ün AFA ve AFT'si geliyor. %28'ler. AFA Amerika, AK Portföy, yabancı hisse fonu. AFT zaten direkt teknoloji. Para piyasası fonları getirisi kadar aslında evet. Şu an. Borsa İstanbul nimettir diyebilir miyiz şu an için? Her zaman abi. Ya bunu yapma sebebimiz biraz da hem işte Amerika'daki seçimler hem faiz indirimleri. Zamanlama yapmak tabii ki yani birebir zamanlamayı tutturamayız kimse ama en azından portföy çeşitlendirmesinde bu tarafı düşünenler varsa böyle kabaca anlatmak istedik. Atladığımız yerde mutlaka vardır detaylı konular. Vergi tarafı daha karışık. Ama internette de güzel bilgiler var. Bizim amacımız böyle 15-20 dakika içinde hani bunları hap şeklinde vermek. Bilmeyenlere de en azından konuya giriş aşamasında, giriş seviyesinde bilgiler vermekti. Umarım faydalı olmuştur diyeyim. Var mı eklemek istediğin bir şey? Kripto ETF'leri de geliyor. Belki bir programda onlara yaparız. Ne diyorsun? Olur olur. Onlar da onaylandı. Bitcoin onaylandı. Aynen. Ethereum onaylandı. Belki ilerleyen zamanlarda onlar da... Sen bir kripto yatırımcısı olarak... yani ilgi duymaya başladım diyelim. Daha o kadar kripto yatırımcısı diyemiyorum kendime ama çok böyle soğuk baktığım bir yerde bayağı son dönemde ısındım. Ya ben bu döngüleri şöyle değerlendiriyorum. İşte gayrimenkul yatırımı işte ikinci ev, üçüncü ev almak hani hep konuşulur ya zararlı işte başka yerde değerlendiriyor kiracı falan. Kiracı dert falan. Ama 0.69 faiz varsa gayrimenkul yatırımı çok mantıklı ya. Ben bu döngülere de öyle bakıyorum. Hı-hı. Yani ETF almak işte vergisi var, o su var, bu su var sorunlu. Ama işte güzel bir döngü varsa biraz değerlendirmek lazım gibi geliyor bana diyeyim. Eklemek istediğim bir şey varsa o zaman teşekkürler bizi izlediğiniz için. Yorumları bekliyoruz, okuyoruz. Onun dışında... Bir isteğiniz varsa yorumlara yazın. Onları da değerlendiriyoruz. Yine BEST tarafı var bu arada. Oraya da çalışmalarımız başladı. Böyle bir 2-3 hafta içinde bir yayın yapacağız diyeyim. Şimdiden önden fragmanı verelim. Aynen. Görüşmek üzere. Sağ olun. Görüşmek üzere.